Değerli milletvekilleri, şimdi de söz sırası yürütmede. Yürütme adına ilk söz Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e aittir. Buyurun Sayın Gül, süreniz 25 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, bakanlığımızın 2019 yılı bütçesini takdim etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Gazi Meclisi tüm milletvekillerimizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında bu sabah Ankara'da vuku bulan tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ve hem adli hem idari soruşturmalar neticesinde hem olayın gerçekleşme şekli hem failleri, kasıt, ihmal ya da hangi sebep olup olmadığı hususu hükümetimizce de sonuna kadar araştırılacak, gereği yapılacak ve bir daha böyle elim kazaların meydana gelmemesi için her türlü tedbirler alınacaktır. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığımızda her türlü çalışmayı sürdürmektedir. Yine kamuoyuyla da paylaşacaktır. Ben tekraren tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Çok değerli milletvekillerim, zihnimizin ve gönlümüzün merkezinde yer tutan bir ideali, adalet idealini korumak ve yaşatmak için çaba gösteren herkese, mübaşirinden hakimine, savcısından zabıt katibine kadar tüm yargı personelimizi, yargı mensuplarımızı, emeği geçen, özveriyle çalışan tüm personelimize kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Hukukun, demokratik düzenin, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunup yaşatılmasında hepimizin en büyük güvencesi yargıdır. Anayasa, kuvvetler ayrımını bir medeni iş bölümü olarak tanımlamaktadır. Ve bu işbirliği anlayışına uygun olarak hem yasama hem yürütme organı olarak adalet hizmetlerinin daha iyi koşullarda vatandaşlarımızın ulaşması için hep birlikte görev ve sorumluluğumuz bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yılda yargı reform paketleriyle hukuki konularda attığımız adımlarla önemli adımlar attık. İyileştirici ve geliştirici adımlar attık. Uyuşmazlıkları elbette bundan sonraki süreçlerde yapacağımız çalışmalarla da süratle ve adaletle çözmeyi hepimizin ortak amacı, bunu da hep beraber hedef olarak karşımıza aldık. Yenilenen mevzuat çalışmasıyla, altyapı yatırımlarıyla, kurumlarımızın yapısal ve teknolojik dönüşümüyle, artan yargı mensubu ve personel sayısıyla, sürekli eğitim perspektifiyle, takipçisi olduğumuz bir kalite ısrarıyla, güçlenen mahkemeler teşkilatıyla büyük bir dönüşümün halen içinden geçiyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yargıdan, yargı mercilerinden, mahkemelerden söz ederken elbette bir idari teşkilattan, bir bakanlığın idari merkezinden, il müdürlüklerinden, bir hiyerarşik düzen içerisindeki taşla örgütlenmesinden bahsetmiyoruz. Bizler yürütmenin bir parçası olarak hakim savcı değiliz. Yargı mensupları da bizim memurumuz değil. Burada sabahtan beri konuşulan tüm ifadeler bağlamında söylüyorum. Burada yapılan tasarruflar, hakimlerin yer değişiklikleri, atamalar ve diğer yargısal faaliyetlerle ilgili Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk sistemi kendi içerisinde işler ve bu konuda bir yanlış, bir eksiklik olduğunda öyle eski dönemlerde örnekleri görüldüğü gibi bir hiyerarşik yapıyla anında görevden alınan ya da talimat verilen bir yapıdan bahsetmiyoruz. Ve yargı mercileri bağımsız ve tarafsız olarak kendilerine çizilmiş alan çerçevesinde kendi görevlerini yapar. Ha, bize düşen kurumsal kapasiteyi geliştirmek, teknolojik yeni dönüşümlere açık olmak, mevzuat hazırlıklarını elbette yasamanın da burada yapacağı, yürütmenin de yapacağı iyileştirmeler hepimizin ortak görevidir. Elbette bunu da hep birlikte yapacağız. Bu sadece bir kişinin ya da bir grubun değil, hepimizin ortak sorumludur. Elbette Türkiye'de yargı ve adalet hizmetlerini değerlendirirken aktüel performanstan öte içinden geçtiğimiz çok özel tecrübenin
dikkate alınması gerekmektedir. Bu tecrübe Türk yargısına bağımsızlık ve tarafsızlığın değerini, hukuka ve vicdana bağlılığın önemini, akıl ve muhakemenin kıymetini çok büyük bir bedel karşılığında öğretmiştir. Akıl ve muhakemeyi değersizleştirip yerine ideolojik adanmışlığı ikame edenlerin ülkemizi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğini 15 Temmuz'da hepimiz çok canlı bir biçimde gördük. İstikameti hukuk ve vicdan olmayan, bağlı olduğu örgütten talimat alan FETÖ mensupları sonuçta bu ihanetin hesabını hukuk önünde vermektedirler. Adalet mekanizmasını araçsallaştıran FETÖ, yargı sistemine, milletimizin adalet beklentisine ve adalete duyulan güvene de en büyük kötülüğü yapmıştır. Elbette yargı sistemimiz başta olmak üzere Türkiye 15 Temmuz'dan sonra devlet içerisinde bu örgütlü yapıdan kurtulmak için kararlı bir mücadele ve arınma sürecini başlatmıştır. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla bu arınma sürecini de başarılı olarak tamamlamaya kararlıyız. 15 Temmuz'da o gece başımızın üzerinde şu Gazi Meclis'te hepimizin yaşadığı ihaneti yapanlar, Ömer Halis Demirleri, kahraman vatan evlatlarını şehit edenler bugün Yüce Türk yargısı önünde hesap vermektedirler. 15 Temmuz'daki hain kalkışmaya eylemli olarak katılan darbeciler hakkındaki davalar kesin hüküm yolunda ilerlemektedir. 236 dosyada ilk derece mahkeme kararlarını vermiştir. 53 dosyada yargılamalar devam etmektedir. Yargı mercilerimizin doğruyu bulma, adalete, hakkaniyete uygun sonuçlara ulaşma, haklıyı haksızdan, suçluyu masumdan ayırma yönündeki çabalarını takdirle izliyoruz, takip ediyoruz. Bizim bu mücadelede iki kırmızı çizgimiz var. Bunlardan birincisi, bu mücadelenin asla rehavete kapılmadan, amacını kaybetmeden sürmesidir. İkincisi, haktan, hukuktan ve adaletten asla ama asla taviz verilmemesidir. Bir tek suçlunun cezasız kalmasına da, bir tek masumun haksızlığa uğramasına da asla tahammül edemeyiz. Yaşla kurunun ayrılması elbette yargının temel görevidir. Soruşturma ve kovuşturmaların bu hassasiyet içerisinde sürmesi, ilgisiz isimler ve toplumsal kesimlerin bu süreç içerisinde incitilmemesini, bu mücadelenin sosyal meşruiyeti ve başarısı içinde vazgeçilmez bir unsur olarak görüyoruz. Atipik bir terör örgütü olan FETÖ ile mücadelenin kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Tek başına Mor Bey'in tecrübesi bile ne kadar dikkatli olmak gerektiğini gösteren esaslı bir ders niteliğindedir. İşte bu kumpası ortaya çıkaran da yine yargı mercilerimiz, hükümetimizin kararlılığı ve tüm devletimizin kurumları ve bu konudaki yöneticilerin iradesidir. Tarihimizin gördüğü bu en karmaşık ihanet şebekesinin çözülmesi, suçluların adalet önünde hesap vermesi hususunda desteğimizi elbette sürdürecek ve bu konuda kararı da yargı mercilerimizin titizliği elbette verecektir. Örgütün elebaşı FETÖ hakkında 7 ayrı iade talepnamesi iletilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'ne her yeni bilgi belgede yine ulaştırılmaya devam etmektedir. Adresi belli olanlar o ülkeden istenmekte, adresi belli olmayanlar yine yargı mercilerimizce kırmızı bülten talebiyle iadeleri talep edilmektedir. 96 örgüt üyesinin sınır dışı yoluyla ülkemize getirilmesi sağlanmıştır. Değerli milletvekilleri, yargıyı ve hukuku bir silah gibi kullanan bu hain örgüt, ülkemizdeki yargı sistemine ve sistemin işleyişine de elbette büyük bir zarar verdi. Bu nedenle mevcut mücadele ve arınma sürecine yeniden bir inşa sürecinin eşlik etmesini bir zaruret olduğunu hepimiz biliyoruz. FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Türkiye'de yargıya güven anlamında esasen polemik konusu da yapılan hususlarda Yüksek Yargı'nın başkanının bile %20-30'lara indiği diye ifadeler yapılıyor. Evet, 2016'larda kullanılan bu ifadeler FETÖ'nün yargıyı nasıl siyasallaştırdığı, ideolojik bir hale getirdiği, kendi örgüt amacına çevirdiği yönündeki bir algının sonucudur. Ancak işte bu FETÖ'cülerin arındırıldığı bu süreçte her geçen gün yargıya güvenin artması yönündeki eksiklikleri hep beraber giderme yönünde çok önemli adımlar atılmıştır. Değerli arkadaşlar, bu ülkede yargıya
bu konudaki acımasız eleştiriler yaparken ülkemizdeki yargı pratiğini unutmamak lazım. Bir sağdan bir soldan diyerek, yaşı büyütülerek idam edilenler, bu ülkenin seçilmiş başbakanı sizi buraya getiren irade sizin cezalandırmanızı istiyor diye bu ülkenin aziz menderisine, başbakanına, yargının nasıl siyasallaştığını hepimiz gördük. Bu ülkede darbeyi meşrulaştıran yargıyı hepimiz gördük. Bu ülkede 28 Şubat yargılamalarını yine kumpaslarla, yine hilelerle, yine bir takım hukuk dışı deli toplayarak 28 Şubat'ta muhafazakar kesimlerin nasıl haksız bir şekilde yargılandığını, yine bu FETÖ yargılaması eliyle nasıl belli insanların sabah gece vakti gözaltına alındı, deliller üretilerek yargılandı, yargı önüne çıkarıldığını hepimiz gördük. Ama bu ülkede 28 Şubat briefingine ve darbecilere önünü ilikleyerek ayakta selamlayanların, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına, yeni hakim savcı adayının ayağa kalkmasını eleştirenlerin, o gün o darbecilerin önüne kalkıp yargıçların önünü iliklemesini eleştirmemelerini çok ciddi anlamda bir standart olarak görüyorum. Elbette yargıçlar asla ama asla hiçbir şekilde hiçbir kurumdan, hiçbir kişiden talimat almazlar. Burada bir Türkiye'nin geldiği noktayı söylüyorum. Bu ülkede adalet bakanları, evet ben bu zihniyetteki kişileri hakim savcı aldım, ne yapacaktım, Refah Partileri, Milliyetçi Hareket Partileri mi alacaktım diyen bu ülkede adalet bakanları oldu. O gün o adalet bakanlarına söz söylemeyenler, kardeşim bu ülkenin evladı değil mi Refah Partiler, bu ülkenin evladı değil mi Milliyetçi Hareket Partili mensupları diye kimse sesini çıkarmadı. Bu ülkede yargı siyasallaştı demedi. Bugün Milliyetçi Hareket Partili bu ülkenin evladı hukuk fakültesinden okuyunca 4 yılda bitirip bu ülkenin evladı olarak hakim savcı olmayı hak etmiyor mu? Refah Partili hak etmiyor muydu? Evet, bütün bunları gördük. Siz o gün de burada niye rahatsız oluyorsunuz? İsim vermedim ben. Adres nereye gidiyor arkadaş? Niye rahatsız oluyor? Genel olarak söylüyorum. Kim yaparsa yapsın, bugün hangi zihniyette olursa olsun, hangi düşüncede olursa olsun, bu vatanın evladı, Anadolu insanı her türlü sınavda, her türlü kadrolaşmada eşittir. Birinci sınıf vatandaş hakkına sahiptir. Biz bunları gördük. Bu ülkede yakın zamanlarda kendi lehine karar çıkınca namuslu hakimler, savcılar var. Çıkmayınca bu sarayın yargıçları diye ayrım yaparak Türk yargıçlarını ikiye ayırmayı asla kabul edemiyoruz. 20 bin hakim savcı var. 20 bini de onurlu Türk yargısının şerefli evladıdır. Kimse dil uzatamaz. Elbette 20 bin hakim savcı içinde yanlış yapan, eksik yapan olabilir değerli arkadaşlar. Elbette o tahliye... Sayın milletvekilleri, sayın lütfen. Değerli milletvekilleri. Evet. Elbette sayın bakanın konuşmasına izin verelim lütfen. Değerli milletvekilleri. Bizim sayın milletvekilleri lütfen sayın bakanın konuşmasına izin verelim. Yerimizden bağırarak müdahale etmeyelim lütfen. Değerli milletvekilleri lütfen. Buyurun sayın bakan. Bu ülkede biz kulağımıza okunan ezanla, biz bu ülkede İstiklal Marşı'yla büyüdük. Bizim inancımız, değerli milletvekilleri, sayın milletvekilleri, lütfen sayın bakanın
Sayın Bakan'ın konuşmasına izin verelim. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bu ülkede doğusuyla batısıyla, bu ülkenin bütün evlatları hangi zihniyette, hangi inanışta olursa olsun, 81 milyonun hepsi adalet zihniyetiyle büyüyen bu vatanın evlatlarıdır. Kızım Fatıma olsa, yanlış yaparsa kolunu keserim diyen bir inanca, itikada iman etmiş bir milletiz. Hiç kimse bize bilerek yanlış yaptırmaz. Bahsettiğiniz tahliyelerle ilgili, Sezgin Bey, bir müsaade ederseniz söyleyelim. Değerli milletvekilleri, ama böyle yaparsanız Sayın Bakan sorularınıza da cevap verme imkanı bulmaz. Lütfen sakince dinleyelim. Başkanım, sürem azalıyor. Ben eklerim Sayın Bakan, buyurun. Bu ülkede bahsettiğiniz konularla ilgili o tahliyeler anında HSK soruşturma açmıştır. Nereye giderse gitsin, bu ülkenin 81 milyonun ekmek gibi, su gibi aziz bildiği adalete inancını kimsenin azaltmasına izin vermeyiz. Yanlışı sonuna kadar teftiş devam ediyor. Kime giderse, nereye giderse gitsin, sonuna kadar HSK teftişini yapıyor. Hep beraber takip edeceğiz. Kamuoyuyla paylaşacak. Değerli kardeşlerim, çok değerli milletvekilleri. Bu ülkede değerli milletvekilleri, bakın. Değerli milletvekilleri, lütfen karşılıklı konuşmayalım ve genel kurulun düzenini bozmayalım. Sayın Bakan kürsüde açıklamalar yapıyor. Lütfen sakince dinleyelim. Sayın Yalım, lütfen. Buyurun Sayın Türkiye'de, Bakan. Türkiye'de darbeleri meşrulaştıran bir yargıdan 15 Temmuz darbe gecesi meclisi bombalayan hainleri tutuklayın diyen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne saldıran, 251 vatandaşımızı şehit eden, Ömer Halis Demir'i şehit edenleri tutuklayın diyen, Türk yargısı darbecileri yargılıyor diye Türk yargısını töhmet altına bırakamazsınız. Türk yargısı... Türk yargısı... Geçmişte darbeye selam duran Türk yargısı bugün darbecileri yargılamaktadırlar. Elbette 20 bin kişi içerisinde eksik yapan, hata yapan varsa HSK burada, teftiş kurulu burada. Ben günde belki onlarca hakim savcının ihracına onay için geldiği için ve siyaseten prensip olarak da ilgili daireler karar verir. Bu bahsettiğiniz daireleri, hakimleri asla bilmem. Çünkü kurul kendi meclisi seçtiği, seçilmiş cumhurbaşkanı seçtiği kurul daireyi kendi tasarrufunu kendisi yapar. Ama sistem işlemektedir. Elbette burada bir yanlışa izin vermemek adına hep beraber gayret edeceğiz. Çok değerli arkadaşlarım, burada bugün terörle etkin mücadele, FETÖ'sü, PKK'sı, DAEŞ'i ile etkin mücadele eden bir Türk yargısı var. Yanlış varsa, savcının yanlışı varsa mahkemeye gider, mahkemede düzelir. Mahkemede yanlış varsa istinafta düzelir. İstinafta yanlış varsa Yargıtay'da, Danıştay'da düzelir. Orada varsa Anayasa Mahkemesi'nde, orada varsa AİHM'e gider. Ve tüm bu sistemler Türkiye'de hukuk sistemi içerisinde yapılmıştır. Ama siz kalkıp yargılamayı sizler yapacaksınız, mahkemeleri kaldırıp o zaman gazete mi yargılasın, medya mı yargılasın, yasama mı yargılasın, yürütme mi yargılasın? Türkiye'de yargı bağımsız ve bu mücadele yargı kendi sistematiği içerisinde yapıyor. Elbette insanın olduğu yerde hata olabilir. Bizim de memnun olmadığımız yanlış, eksik kararlar var ama hukuk sistemi kendi içerisinde bunu düzeltecektir. Çok değerli arkadaşlarım, değerli milletvekillerim. Bu süreçte hazırlıklarını sürdürdüğümüz yargı reformu strateji belgesine çok önem veriyoruz. Eğer 81 milyon için uygulanacaksa bu reform, 81 milyonun görüşü yansımalı diyoruz. Doğunun da, batının da, kuzeyin de, güneyin de her kesimin görüşü yansımalı diyoruz. Ve güven veren bir adalet sistemi olarak belirlendiğini, burada bir Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken ben hiçbir şekilde muhataplarımıza karışmamaya çalıştım. Bu konuyu da takdirlerinize sunuyorum. Ama kısaca müsaade ederseniz bu reformla ilgili önerilerinizi almak üzere ifade edeceğim. En geniş katılımla bu belgemizi oluşturmaya çalışıyoruz ve özellikle hukuk eğitimi üzerine duruyoruz. Çünkü Türkiye'de adliyelerimizi yaptık. Yeterince niceliğimizi artırdık. Personel sayımızı artırdık. Ama şimdi nitelik konusunda yetişmiş
yetişmiş nitelikli hukuk adamı konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuda eksikleri biliyoruz. Üzerinde mutabakat noktasına vardığımız konu, hukuk mesleğine, hakim, savcı, avukat, noterlik mesleğine girmeden fakülteden mezun olanların bir meslek sınavına, bir sınava tabi tutulması. Böylece niteliğin artırılacağını düşünüyoruz. Bir merkezi sınav. Yine hakim Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı Müessesesini gündeme getirdik. Bunu tartışıyoruz. Böylece hakim savcı yardımcılığı tüm uygulamayı görecek ve ondan sonra kürsüye tecrübeden sonra çıkacak. Böylece empati yapma, tarafların psikolojilerini, adalet, ceza adaletini daha iyi tanımasına imkan bulacak ve sonradan kürsüye çıkacak. Adalet Akademisi pratiğini geliştirerek sürdürmeyi düşünüyoruz. Staj süresini geliştirmeyi, teori ve pratiğini artırmayı düşünüyoruz. Avukatlık mesleğinin güçlendirmesi gündemimizde, vaktim azaldığı için burayı genel itibariyle geçiyorum. Elbette iş yükü fazlalığını ortadan kaldırmaya yönelik uzlaştırma ve arabuluculuk sistemini çok ciddi manada önemsiyoruz. Bildiğiniz gibi Yüce Meclis'in iradesiyle ticari davalara ilişkin arabuluculuk da 1 Ocak itibariyle başlayacak ve böylece 2017 yılında Asliye Ticaret Mahkemelerinde 231.080 dava açılmış. Çok değerli milletvekilleri. 231.080 dava önce arabulucuya girecek, sonra mahkemeye gelecek. Böylece daha nitelikli bir yargılamayı yapacağımızı inanıyoruz. Önemli bir gelişme olacağını düşünüyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önemli bir adım olarak lekelenmeme hakkını da yine yasalaştırarak uyguladık. Ancak bu konuda soyut, dayanaksız ihbarlarla, esasen şikayetlerle, FETÖ yargılamalarına sulandırıldığına ilişkin çok önemli hikayelere de şahit olduk. Herkes FETÖ'cüyse FETÖ'cü yoktur. FETÖ'nün esasen kullandığı argümanlardan biri olduğunu düşünüyorum şahsen. Dolayısıyla kayınvalidemle aram açık, bunu şikayet edeyim. Onunla aram açık, bunu şikayet. Soyut, mesnetsiz ihbarlarla hem yargıyı meşgul ediyoruz, hem de bu konuda sosyal bir yaraya, travmaya sebebiyet veren vakalar görüldü. Bu nedenle lekelenme var. Savcı önüne aldığında çok bariz olduğu, açık olan konularla ilgili isimsiz soyut iddiaları soruşturmanın konusuna alınıyor. Bu konuda çok önemli bir FETÖ mücadelesi anlamında da önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ancak bu konuda elbette bu sadece bu konuyla sınırlı değildir. Bu ülkenin güvence fonksiyonu soruşturma sürecine dahil herkes için geçerli olmalıdır. Soruşturmanın gizliliğine riayet edilmesi, adliyeye sevklerin patlayan flaşlar altında adeta bir podyumda gider gibi bir yürüyüşe çevrilmemesi, gösteriye çevrilmemesi, itibar suikastlerinin engellenmesi, yargılamalar daha ortaya çıkmadan gazetelerde bunların yayınlanması asla kabul edilebilir şeyler değil. Bunlar usul hükümlerine de yine riayet edilmesi, lekelenmeme hakkı kapsamında değerlenmesi gereken konulardır. Adil bir yargılamanın gereklerine hassasiyet gösterilmesi, muhakeme tedbirlerinin de doğru, yerinde ve ölçülü icra edilmesiyle ancak başarılı olur. Pardon sözünü lügatimizden çıkarmak için başta gözaltı ve tutuklama gibi tedbirlerin temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran muhakeme tedbirlerinde adalet terazisinin çok hassas tartılmasının, tutulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Geride bıraktığımız bu 16 yılda çok önemli reformlar oldu. Tutuklamayı bir tedbir olarak oldukça sıkı şartlara bağlayan hükümetimiz oldu. Adli kontrolü gerçek bir tutuklama alternatifi haline getiren biz olduk. Ancak hayata geçirilmesi, uygulanması konusunda en az yapılan düzenleme kadar önem arz ediyor. Eksiklikler, uygulama hataları var mı? Evet, var. İşte 2019 yılını bu anlamda bir milat olarak olsun istiyoruz. Yargı reformu bu anlamda önemsiyoruz. Bu nedenle daha katılımcı meselelerimizi konuşalım istiyoruz. Uygulamada o yüzden bir merkezi sınavı önemsiyoruz. O yüzden staj sürecini daha geniş tutalım diyoruz. Hakimlerimizin, savcılarımızın bu anlamda suçu yok. Bir FETÖ'nün travmasından kurtulma, inşa süreci vardı ve şimdi bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda gerçekten yüreği yananlar varsa tüm bu önerilere de açık olduğumuzu söylüyoruz. Bu nedenle, çünkü adalet hepimiz. Biz bugün buradayız ama yarın başkaları var. Ama adalet gök kubbe başımızda olduğu sürece herkes için geçerli olacak. Bunu da hep beraber korumak, hiçbir siyasi parti, hiçbir angajman, hiçbir ideolojik bağış, hiçbir etnik aidiyet, hiçbir bölge, hiçbir yaş ayrımına tabi tutulmadan hepimizin ortak görevi. Ve bu konuda elbette 16 yıl iktidardaydınız. Arkadaşlar, bu kadar çok önemli işler yaptık. O yüzden seçimler var.
Daha fazlasını yapmak için o istedik. Milletimiz güvendi verdi. Şimdi diyoruz ki inşa süreci eksiklerimizin farkındayız. 2019 milat olsun, eksiklerimizi tamamlayalım. Ekmek kadar aziz olan, su gibi aziz olan, hatta adalet olursa ekmeği de bulursunuz, suyu da bulursunuz. Hep beraber inşa edelim diyoruz. Uzayan bir soruşturma, uzun tutukluluk süreleri, bitmek bilmeyen yargılamalar elbette kabul edilebilecek bir durum değil. Hakim, savcı, avukat olarak hiçbirimiz vatandaş olarak bunu istemiyoruz. Biz yargı sisteminin işte bu sorunları çözmesi için yargıda... Buyurun, devam edin Sayın Bakan. Hem ceza hem hukukta soruşturma ve dava açıldığında yargının kum saati işlemeye başlayacak. Ve sistemde gecikme, tıkanma nerede var? Bir soruşturmanın şu tarihe kadar bitmesi gerektiğini ilgili taraflar alacak eline. Eğer bir gecikme olursa elbette yargısal faaliyete katılma değil ama nerede tıkanmalar var? Mevzuatta mı, uygulamada mı, o adliyede mi, personel mi eksik, bakış açısı mı, eğitim eksikliği mi? Bunları hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuda gerçekten 1 Ocak'tan itibaren başlatacağımız bu uygulamayı da inşallah en güzeliyle uygulamak olacağız. Adli görüşme odaları yine mağdurlara ilişkin elbette çok önemli bir gelişmeydi. Bunu geliştireceğiz. Yine hakim sayısı ve istinafla ilgili istinafların sayısı 11 istinafımız var. Yine önümüzdeki dönemde 4 yerde daha istinaf açarak yargılamaların hızlanmasını hedefliyoruz. Yine önümüzdeki dönemde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesine ilişkin eylem planının da güncelleme, yenileme sürecini başlatmış bulunmaktayız. Cezaevleriyle ilgili artış hususunda burada ifade edildi değerli milletvekillerimiz tarafından. Cezaevi açmayla, biz cezaevi açtık diye övünmüyoruz. Hiçbir hükümet bunu açtı diye övünmez. Cezaevleri 2002'de 524 iken şu anda 2018'de cezaevi sayısı 389. 166 yeni cezaevi yapılmış, 301 cezaevi kapatılmış. Cezaevlerindeki sayı artışlarının temel sebeplerini değerli arkadaşlar, vaktim kısa olduğu için özetle geçiyorum. Cinsel saldırı suçu 7 yıldı cezası 12 yıla çıkartıldı. Uyuşturucu 4 yıl cezası 4 yıldı 10 yıla çıkartıldı. Bakın infaz kurumlarında yatan kişi sayısı itibariyle uyuşturucudan 2005 öncesi bir kişi suçlu 2 yıl yatıyordu cezaevinde. Şimdi 7,5 yıl yatıyor değerli arkadaşlar. Cinsel saldırıda 3 yıl yatıyordu daha önce, cinsel saldırıda şimdi 9 yıl yatıyor. Bunu hükümetimiz artırdı, meclisimizin takdiriyle. Yani bu arada 4-5 kez boşalacakken cezaevleri niye kalabalık? Uyuşturucudan 57.674 kişi cezaevinde. Yani bunları almayalım diyorsak, mahkemeler getiriyor, buna yönelik kapasite artırılıyor, yapılıyor. Cinsel suçlardan 19.066 kişi, terörden 44.690 kişi. Daha önce bu suçlardan, adam öldürmeden, değerli arkadaşlar, adam öldüren birisi 9 yıl yatıyordu 2005 öncesi. Bugün 24 yıl yatıyor. 9 yıl yatıp çıkıyordu. İstiyorsanız 9 yıl yatsın, cezaevlerini boşaltırız. Meclisin elinde bugün verin teklifi, bunu eleştiren arkadaşlarımız. Hemen cezaevlerinde bu sayılar gider. Yani ben burada bir realiteyi söylüyorum. Adam öldürmenin 9 yıl yatıp çıkıyordu, şimdi 24 yıl. Bunların hepsi hep beraber belirlediğimiz süreler. İstinaflar çıktı. İstinaflarda 110 günde ortalama süre, %70 Yargıtay'a gitmeden istinaf. Buyurun tamamlayın Sayın Bakan. Milletvekillerimiz cezaevlerine izin almadan gidebiliyor. Bu konuda izin almalarına gerek yok. Terör örgütü mensubuysa bu konuda bakanlığın izni var. Bir bağırmayın da söyleyeyim Özkan Bey, tamam. Burada bakan yardımcımız da burada. Tüm talepler, evet, soruyu soran arkadaşımız dinlemiyor. Tüm talepler karşılamaya, cezaevinin koşulları, personelimizin durumu, ilgili kurum kapasitesiyle karşılamaya çalışılıyor. Bu konuda bir azami gayret var. Ama eksiklikler bugün de ifade edildi. Bakan yardımcımızdan notunu aldı ama grup başkan vekillerimizden her an bana da ulaşıldığında bu konu elbette milletvekillerimizin en doğal hakkı, biz de elimizden gelen desteği veririz. Bu konuda niye milletvekillerimize böyle bir imkanı vermeyelim? Bu konuda cezaevlerinde İnsanın olduğu yerde hata olabilir. Hiçbir sorun yok diyemeyiz. Hata yapan insanlarla çalışıyoruz. Ama bugün az önce cezaevi denildi, polis karakolu çıktı. Polis karakolu ile ilgili de benim elde ettiğim bilgiye göre
güvenlikleri anlamında boneleri verilmiş. Asla inançlarına karşı İçişleri Bakanlığı öyle bir şey olmadı bilgisini aldım. Bu konuda elbette bilgilenecektir ama cezaevi... Tamamlayın Sayın Bakan, açalım mikrofonu. Buyurun, buyurun Sayın. Bugün söyleyin, nerede ihlal varsa bu konuyla ilgili en başta suç duyurusu ben yaparım. Bakın burada hep böyle söyleniyor ama birebir de cezaevi genel müdürümüz, bakan yardımcımız görüştüğünde, cezaevi genel müdürümüzle görüşüldüğünde bütün milletvekillerimiz 10 tane sorun varsa teşekkür edip ayrılıyor ama burada farklı bir şey geliyor. Elbette yine dinleyebiliriz. İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi her an tüm cezaevleri, tüm partiler milletvekilleri denetleyebiliyor. Avrupa'dan tüm kurumlar denetliyor. Açık. Ve bir eksiklik varsa en başta biz buna izin vermeyiz. Gerekli teftişimizi yaparız. Nerede varsa bu konularda elbette ifade edilir. Değerli arkadaşlar, son olarak Sayın Başkanım, müsaadenizle toparlıyorum. Tamam. Milletvekillerinin yargılanması ile ilgili konu. Milletvekillerini yargı, o ideolojik bakıyor, yargılıyor. Değerli arkadaşlar, HDP'den Ayşe Hanım, HDP milletvekillerinden gelen ihlallerle ilgili geldiğinde bakan yardımcımıza konuştu, ilgili milletvekili teşekkür etti. Bizi yanıltmışlar dedi, bizi konuşturmayın burada. Birebir de gelince teşekkür ediyorsunuz, burada gelince şahit olun. Açalım mikrofonu, tamamlayalım. Devlete emanettir. Hiçbir hak ihlali, insan hakkı ihlali olmaz. Ahim bunu böyle kabul ediyor. Siz kabul etmiyorsanız o sizin kendi sorununuz. Milletvekillerini yargılama konusunda Türk yargısı öyle bir heves içerisinde değil. Ama bugün yüce parlamentoda milletvekilleri dokunmazlıkları kalksın mı denildiğinde AK Parti olarak evet kalksın dedik. MHP evet kalksın dedik. İkimizin oyu yetmiyordu. Demek HDP karşı çıktığına göre CHP'nin de oylarıyla da 367 geçti ve Türk yargısının önüne geldi bu dosya. Niye Türk yargısını suçluyor? Türk yargısı önüne gelen konuda bir karar verdi. Türk yargısı bağımsız. Bizden Türk yargısına müdahale etmeyi beklemeyin, yapmayız. Biz hakim savcı değiliz. Hakim savcıları rahat bırakın. Sözlerimi toparlarken Sezgin'le bir çay içelim, hepsini bağırmadan beraber konuşuruz. Ben hep beraber konuşacağız. Baro başkanlığı yaptığınız hep beraber yapacağız. Ama Sayın siz bir avukat kurulu olarak da bu kararları bir Adalet Bakanı vermez. Biz yürütmenin parçasıyız. Yargı bağımsız olarak kararlarını verir. Bu konularla ilgili hep beraber eksikleri toparlama bizim görevimiz. Evet, son bir kez açıyorum mikrofonu Sayın duygularla, Bakan. Evet, buyurun. Bu duygularla tüm şimdiden görüş ve önerileri için tüm bu değerli fikirleri biz eleştiriyi de elbette daha doğru yapmak üzere alıyoruz. Bu konuda daha iyisini yapmak da inşallah hep beraber nasip olur. Sizlerin desteğiyle diyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Teşekkürler Sayın Bakan. Sayın Özkoç. Bakan konuşması esnasında CHP'yi bir iki kere tekrar ederek hem adil olmayan şekilde personel alımları ile ilgili suçlamıştır. Bu konuda sataşmadan söz istiyorum bakan. Buyurun Sayın Özkoç. Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nde bizlerle ilgili tüm burada oturanlara seslenirken yukarıda Allah kalbimizde iman sevgisi olan herkese karşı bir ajitasyon yapılmasıdır. Bakan bu kadar kişinin ve bu kadar Müslümanın arasında diyor ki bizleri kulağına ezan okularak büyüttük diyor, biz diyor. Bizimkine gazel mi okunuyordu? Bizimkine de ezan okunuyordu. Bizim de alnımız secdeye gidiyordu. Sen kim oluyorsun? Kim oluyorsun sen? İkincisi, benim babam şerefiyle mücadele etmiş ve vefat etmiş birisidir. Ama sen hem annene hem babana kendini sor. Şerefsiz adam. Lütfen. Değerli arkadaşlar, Adil Öztürk. Sataşma olmasın, Adil Öztürk. Karşılıklı olmasın. Siz de hani söz istiyorsunuz. Fethullah Gülen cemaatinin bir numaralı sanığıdır Adil Öztürk. Nerede Adil Öztürk? Kim kaçırdı Adil Öksüz'ü? Adil Öksüz'ü kaçıran hükümet hangi hükümettir? Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Zekeriya Öz, Zekeriya Öz, bu benim savcımdır diyeni Türkiye'den kim kaçırdı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Bana diyorlar ki MHP'nin şerefli evlatlarını siz hakim ve savcı olarak atamayacak mısınız? MHP'nin şerefli evlatlarını Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı da yaparsınız. Ama Engin Alanpaşa'yı cezaevine koyan zihniyet bunu söyleyemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı'nı alacaksın, cezaevine koyacaksın. Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapan generalleri getireceksin. Sen büyük Türkiye'nin büyük iktidarı olacaksın. Sen büyük Türkiye'nin utanılı... Açalım mikrofonu, tamamlayın Sayın Özkoç. Teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Biz dokunulmazlıklarla ilgili milletvekillerini, gazetecileri, masumları, mağdurları tutuklayın diye dokunulmazlığı kaldırmadık. Biz bakanlarınızı hırsızlık yapan, arsızlık yapan, namussuzluk yapan siyasetçileri cezaevine koyun dedik. Defalarca masum insanları ve milletvekilleri yargılarken bu beraat etmelidir diyen hakimi, savcıyı o gece görevden alıp ondan sonra ona ceza verecek hakimi, savcıyı kim getirdiyse Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuku o katledilmiştir. O savcı ve o hakim Türkiye'nin savcısı ve hakimi değildir. Terör örgütünündür. Siz de onun sahibisiniz. Banyoz, toparlıyorum. Banyoz ve Ergenekon davaları gibi davalarda Hitler'in teşekkürler Sayın Özkoç. Buyurun. Sayın milletvekilleri, Sayın Özkoç lütfen yerinize geçin. Sayın Özkoç, Sayın Zengin buyurun. Tamam, buyurun. Değerli milletvekilleri, lütfen sakin olalım. Lütfen yerimize oturalım. Sayın Grup Başkan Vekili söz istemiştir. Lütfen sayın milletvekilleri. Buyurun Sayın Zengin. Değerli milletvekilleri, Grup Başkan Vekili kürsüde ve konuşmasını yapacak. Lütfen sessiz olalım. Birleşime 10 dakika ara veriyorum.